Selamünaleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Liseleri 10. sınıf Osmanlı Türkçesi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Akademi Mehdum kanalına hoş geldiniz. İlk defa tanışanlar için şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Kanalımızın oynatma listelerinde 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf Arapça ders kitabı çözümlemeleri var. Ayrıyeten İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu için yazılı hazırlık videoları var arkadaşlar. Vaktim el verdiği sürece farklı videolarda hazırlamaya çalışacağım inşallah. Anlamadığınız noktaları videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği en kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Tabii ki arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi Osmanlı Türkçesi harflerini kullanmamıştır? Büyük Selçuklu Devleti kullanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti kullanmıştır. Anadolu Beylikleri kullanmıştır. Karahanlı Devleti kullanmıştır. Uygur Devleti kullanmamıştır arkadaşlar. Kendi alfabesini kullanmıştır. Aşağıdaki harflerden hangisi Kur'an alfabesi? Yoktur. Kur'an alfabesinde yoktur. Gaf var, T var, Cim var, B var, J harfi yoktur arkadaşlar. Kur'an alfabesinde olmayan yine Ç harfi yok. Bu J harfi arkadaşlar. J. Ayrıyeten Kaf harfi yok. Kaf Nuni harfi yok arkadaşlar. Şu 3 noktalı. Bu harfler yok. Aşağıdaki harflerden hangisi kendisinden sonra gelen harfle birleşmez? Gaf birleşir, T birleşir, Y birleşir, H birleşir, Vav birleşmez arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Türkçesinde çok sayıda Arapça ve Farsça kelime kullanılmıştır. Evet, bu doğru. Türkçenin dışında Türkçeden ayrı Osmanlıca diye isimlendirilen bir dildir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış. Aynı günümüz Türkçesinin farklı alfabeyle yazılmış versiyonu. Farklı alfabeyle yazılmış. Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu geniş bir coğrafyada konuşulan bir dildir. Evet, bu da doğru. Hem konuşma dili hem de yazı dili olarak kullanılmıştır. Evet, yazıyla konuşma dili farklı değildi. Kütüphanelerimizde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış yüz binlerce eser vardır. Şu yukarıdaki bölümü atlamayalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Osmanlı Türkçesi alfabesindeki bir harfin kelime ortasındaki şekli yanlış verilmiştir? Kelime ortasında arkadaşlar. Aynı Arapçada nasıl ki kelime ortasında nasıl yazılıyorsa harfler Osmanlı Türkçesinde de aynı yazılıyor. Sadın orada da yazılışı doğru. Ayın doğru. Cim doğru. Gaf doğru. Bu sinin sonda yazılışı arkadaşlar. Bu yanlış verilmiştir. Sin. Ortada yazılışı nasıl olacaktı? Şu şekilde olacaktı. 1789 sayısının Osmanlı Türkçesindeki kullanılan rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Osmanlı Türkçesi sağdan sola yazılıyor arkadaşlar. Sağdan sola. Yazılar ise soldan sağa yazılıyor. Bakın 1, 7, 8, 4. Bu 1784. Aynı Kur'an-ı Kerim Arap alfabesindeki gibi Arapçadaki gibi rakamlar. 1780 pardon 1700 84. Bu 1784. 9, 8, 7, 1. 9871. 9871. 1789 bu arkadaşlar. 1789. 1786. 1786 bu da. 1, 7, 8, 6. 9681. 9.000, 9, 6, 8, 1. 9.681. Mesela 1453 yazacağız. 1453. Yazacağız. 1 yazdık. 1. Bakın 4'ü yazdık. 5 yazdık. 3 yazdık. Bu şekilde olacak. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde harf grubu ses eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? Gaf ve kef K sesini veriyor arkadaşlar. Doğru. Ha, hı, he harfleri H sesini veriyor. Doğru. S, S, peltek S, sin harfi, sat harfi S sesini veriyor. Türkçe'de tek S var. Z, 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 Z harfleri Z sesini veriyor. Bu da doğru. Arkadaşlar burada mesela T harfi hem
D sesini veriyor, hem T sesini veriyor. Z ise dat ise z sesini veriyor. Dal sadece D sesini veriyor. Buradaki yanlışlık şu ikisi sadece T değil arkadaşlar. Yanlış olan E şıkkımız. B. Elif, Şin, Kaf, Elif, Nun harflerin doğru bitişik şekli aşağıdakilerden hangisidir? B. Baktık. Evet. Sonra baktık. Elif, B. Şın var. Kaf var. Elif var. Nun var. Doğru şıkkımız başkan. Başkan yani doğru seçeneğimiz bu. Burada Elif'i yazmamış. Bu gitti. Burada yine Elif'i yazmamış. Buradaki Elif yok. Bu da gitti. P harfi zaten yok. Gayn harfi zaten yok. Bu da gitti. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Nokta nokta ve nokta nokta harflerin bugünkü alfabesindeki ses karşılığı S sesidir. Neydi arkadaşlar? Yukarıda geçmişti. S, sin, sin ve sat harflerinin bugünkü ses karşılığı S'dir. Kendisinden sonraki harflerle birleşmeyen harfler dendir. Bunlar neydi arkadaşlar? Buraya sığmayacak. Elif, aynı Kur'an-ı Kerim'deki gibi Elif, Dal, Zel, R, Z, ayrıyeten J, 3 noktalı J ve Lam Elif. Lam Elif aslında harf değildir. Lam Elif'in birleşmesidir ama 2, 4, bir de vav var arkadaşlar. Unuttuk. Vav'ı da ekleyelim. 6 harfi Elif, Dal, Zel, R, Z, Vav ve ilave olarak J ve Lam var. Lam Elif var. Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl kısımları yazıda olduğu gibi sağdan sola arkadaşlar. Aynı şu şekildeki sıralamayı sağdan sola yapacağız. Mesela gün ne diyelim bugün? Bugün ayın 15'i olsun. 15. 8. ayın 15'i olsun. 08, 15. Yıl kaç olsun? Arkadaşlar yılda 2020 mesela 2020. Sağdan sola yazılışı Arapça harflerle rakamlarla yazıyorum. Gün, ay, yıl. 15 ay 08 arkadaşlar şu şekilde 08. Sonra geldim 2 2020. Şu 0 yerine noktaydı arkadaşlar. Onu bir daha şöyle düzgün yazalım. Yani soldan sağa yazılıyor ama rakamımızı yine biz sağdan sola yazıyoruz. Pardon, sağdan sola yazılıyor gün, ay, yıl olarak arkadaşlar. Ama biz sayıyı soldan sağa yazıyoruz. Yukarıdaki sorumuzda gördüğünüz gibi. Mesela farklı bir tarih yazalım. 19 19 05 kaç olsun? 1955 olsun. 1955. Şimdi gün, ay, yıl. 19'u buraya yazdık. Tersten. Pardon, Osmanlıca olarak yazacaktık. 19 yazdık. 19 zaten aynı şekilde 19. 05'i buraya yazdık. 0 5. Buraya da 1955'i yazacağız. 1 9 5 5. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Osmanlı Türkçesi yabancı bir dil değil, Kur'an harflerinin temel alan bir yazı dilidir. Doğru arkadaşlar. Kur'an harfleri kullanılıyor. O Kur'an-ı Kerim'de olmayan harfleri de günümüz Türkçesine uyarlanmış diğer harflerden olmayan sesler. Ç, P sesi. Yani Ç sesi, P sesi uyarlanmış. J sesi uyarlanmış. Bu şekilde olmayan sesler uyarlanmış. Osmanlı Türkçesi ifadesi Türkçenin bütünü için kullanılmaktadır. Evet, bu da doğru. Türkçenin bütünü yarısı olarak Osmanlı Türkçesi dediğimiz bugünkü Türkçe zaten. Sadece alfabe farklı. Günümüzde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerle hiç karşılaşılmamaktadır. Arkadaşlar yüz binlerce var kütüphanelerde. Bunlar da çevrilmeyi bekliyor. Yani hepsi gün yüzüne çıkarılmadı. Osmanlı Türkçesini öğrenmekle yüzlerce yıllık kültür birikimine ve milyonlarca tarihi belgeye ulaşma fırsatı yakalanmış olur. Doğru. Yani bugün dedelerimizin mezar taşları, dedelerimizden kalan veya dedemizin dedesi, dedemizin babası neyse onlardan kalan arkadaşlar tapular bile var hala Osmanlı döneminden kalan. Yani aslında bu bir mirastır. Bizim tarihle bağımızdır. Bunun kopmaması lazım. Yani köylerimizde bile
Ya birçok yerde Osmanlıca mezar Osmanlı Türkçesiyle yazılmış mezar taşları, işte kütüphaneler ya da işte cami, çeşme bu tarz eserler var. Aşağıdaki yargılardan doğru olanlarına başına D, yanlış olanların başına Y koyun. Osmanlı Türkçesi alfabesi soldan sağa doğru yazılır. Osmanlı Türkçesi alfabesi soldan sağa doğru. Hayır, sağdan sola doğru arkadaşlar. Bu yanlış. Osmanlı Türkçesi alfabesi soldan sağa doğru Türkçe yazılıyor. Mesela al. Ama Osmanlı Türkçesinde mesela bakın başkan, bu şekilde deminden görmüş olduğumuz kelime bakın sağdan sola yazılıyor. Başkan. Yani bu ibare yanlış. Kafnuni, Kaf, J, Ç, P harfleri Kur'an alfabesinde olmayan harflerdendir. Evet, doğru. Vav ve Z harfleri kendisinden sonra gelen harflerle birleşir. Hayır, birleşmez. Yanlış. T harfi T ve D seslerini karşılar. Doğru. Osmanlı Türkçesi alfabesinde rakamlar soldan sağa doğru yazılır. Evet, biraz önce görmüştük. Doğru. Soldan sağa doğru. Tarihler sağdan sola doğru sıralaması o şekildeydi. Osmanlı Türkçesinde noktalama işaretleri kullanılmaz. Kullanılır arkadaşlar. Aynı soru işaretleri, virgül aynı şekilde vardır. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Türkler Arap harfleriyle İslamiyet'i kabul ettiği yıllarda tanışmışlardır. Doğru. Evet, boşluğu doldurduk. Türkçenin en fazla etkilendiği dillerden ikisidir. Arapça. Bugün dilimizde binlerce kelime, cümle arkadaşlar bunlar Arapça kökenli. Mesela hane kelimesi Farsça. Gülistan kelimesi Farsça. Evet, Arapça ve Farsça Türkçenin en fazla etkilendiği dillerden ikisidir. Türkçesini bilmek kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizi tanımak açısından önemlidir. Osmanlı Türkçesini bilmek, Osmanlı Türkçesini bilmek, kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizi tanımak açısından önemlidir. Osmanlı Türkçesi kültür veya miras da diyebilirsiniz. Kültür miras taşıyıcısıdır. Kültür taşıyıcısıdır. Hat sanatının kullanıldığı yazma kitaplar, levhalar, hikayeler, kitabeler gibi pek çok eser Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmıştır. Yani Arap alfabesi hat sanatına arkadaşlar uygun bir yazı. Daha estetiklik açısından Osmanlı Türkçesindeki okutucu harfleri yazınız. Osmanlı Türkçesindeki okutucu harfler arkadaşlar Elif, Vav ve Y harfleri. Elif kendinden önceki harfe A sesi veriyor. Osmanlıca'da üstün esre ötre yok. Y ise kendinden önceki harfe I ve I sesi veriyor. Kalınlık incelik durumuna göre. Vav ise U, ve O ve Ö sesi veriyor. Arkadaşlar, birazdan mesela şurada örneğimizde var mı? Aynı şunun gibi düşünün. Şey yok. Ba. Mesela bu derken bu. Bu. Şimdi burada okutucu olarak çim. Mesela bak. Çim. Hareket olmadığı için çim. Şimdi geldik. At. Aşağıdaki tabloda verilen kelimeleri okuyunuz. İki tane ay yan yana yazmamak için uzatıcı koymuş. At. Ayak. Ayak. Bakın Y okundu. Okutan ne burada Y'yi? Elif harfi. A'yı da okutan yanında yine uzatan bir ayak. Ç. Harfi, okutucu harf var. Çam. Y harfi, okutucu harf. Yay. Yay. Ç harfi yine Elif harfi okutuyor. Ça. Çay. Çay. Çağlayan. Çağ. Bakın Elif okumuyor. Okutuyor. A sesi veriyor. Çağlayan. 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 Ağaç. Ağaç.
Ağaç. Anlat. An. Bak kâf nuni arkadaşlar bu. Kefin üzerinde 3 nokta olan. Anlat. Anlat. Gaf harfi, elif harfi ga. Buradaki vav okutucu değil. Elif okutucu. Kaval. 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 Ye. Ya. F harfi. Yap. Rak. Yaprak. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okumayı bilen birisi yarım saat, bir saatte Osmanlı Türkçesini öğrenebilir. Tabii ki onun da aynı Türkçede olduğu gibi kendine has de yazım kuralları olarak dil bilgisi kuralları aynı şekilde var. Kurallar var işte kapalı T, H ile yazılması, Elif ile yazılması gibi. Bunlar zaten ilerleyen derslerinizde göreceksiniz ilerleyen ünitelerde. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen birisi yarım saat, bir saatte öğrenir. Sonrasında ne kadar okuduğuna bağlı olarak yani normal Türkçe okuduğu hızda hatta fazla daha hızlı bile okuyabilir. Zor bir dil demeyeyim. Yani zor değil. Çünkü zaten Türkçe. Sadece alfabesi farklı. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Oynatma listelerinden videolarımıza, yazılı videolarına ve ders videolarına ulaşabilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun. Bütün yazılarınızda inşallah güzel notlar alırsınız. Görüşmek üzere. Esselamu aleyküm.